Web Eğitim kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz yine Dilay.tv üzerine olacak. Daha önce ben kanalımda Dilay.tv nedir, para kazanma nasıl aktif edilir vesaire, neler yapmamız gerekir? Yani genel olarak bir tablo çizmiştim sizlere. Eğer Dilay ile ilgili herhangi bir bilgiye sahip değilseniz hemen şurada bulunan karttan bu videoya gidip Dilay'ın ne olduğu ile ilgili fikir sahibi olabilirsiniz. Bugünkü konumuz ise tamamen tek bir konu üzerine. DLive'da nasıl canlı yayın yapılır, ekranımızı nasıl ayarlarız, ne bileyim kodlayıcı ayarlarımızı, işte yayın anahtarımızı vesaire nasıl girmeliyiz, bununla alakalı olacak. Öncelikle yapmamız gereken şey, diyelim ki siz işte DLive hesabınızı oluşturdunuz, bütün ayarlarınız tamam. Lino hesabınızı vesaire aktif ettiniz. Çünkü biliyorsunuz Lino hesabınızı aktif etmezseniz herhangi bir şekilde para kazanamazsınız. Şimdi karar verdiniz, canlı yayın açacaksınız. Fakat bu konuda sıkıntınız var. Öncelikle yapmamız gereken, tarayıcınıza Streamlabs yazıyorsunuz. Daha sonra şuraya giriyorsunuz. Şurada Streamlabs OBS yazıyor. Hemen buna tıkladığınızda beta sürümü çıkacak. Bunu indiriyorsunuz bilgisayarınıza. Diyelim ki indirdik. Neden normal OBS değil de bu? Çünkü Streamlabs'te daha fazla içerik var. Aslında sizin aradığınız şeyler burada. Yani uyarı kutusu olur. İşte hani böyle şekil şukul ekran görüntüleri oluyor yayıncıların. İşte bunu Streamlabs üzerinden yapıyorlar. OBS üzerinden değil. Streamlabs'i indirdikten sonra öncelikle Streamlabs'imizi ayarlayacağız. Daha sonra DLive'dan hemen anahtarımızı alıp canlı yayın denemesini yapacağım sizlerle. Öncelikle hemen şuradaki ayarlar simgesine tıklıyorsunuz. Burada genel ayarlar vesaire var. Bunları kafanıza göre ayarlayın. Fakat şuralar, yani yayın ve çıkış, özellikle çıkış ayarları her şeyden önemli. Sizde bu simple olarak gelecek. Bunu ilk başta gelişmişe alıyorsunuz ve burayı ayarlıyorsunuz. Peki neye göre ayarlıyorsunuz? Ben videomun altında bu linki size bırakacağım. Burası DLive'ın önermiş olduğu en iyi ayarlar OBS programları için. Bu program ayarlarını siz Streamlabs'inize uyguluyorsunuz. Daha sonra bu ayarlarınızı tamamlıyorsunuz. Ben dediğim gibi bu linki vereceğim. Herhangi bir konuda sıkıntı yaşarsanız bana yorum yazmanıza gerek yok arkadaşlar. Sonuçta ben DLive hani tanıtıyorum. Discord üzerinden 7/24 Türkçe olarak destek alabilirsiniz. Bu linki de açıklama kısmına ikisini bırakacağım. Şimdi diyelim ki bu ayarları yaptınız. İşte yayın ayarlarınızı, çıkış ayarlarınızı vesaire, video ayarlarınızı hepsini ayarladınız. Bitire tıklıyorsunuz. Şimdi gelelim sahnemizi nasıl ayarlarız? İşte insanların en çok merak ettiği, özellikle yaşı çok genç arkadaşlar bu işlere çok meraklı oluyor. Fakat nasıl yapacağını bilmiyor. Şimdi baştan sona ben size örnek olması açısından gösteriyorum. Girdikten sonra şurada temalar var. Hiç uzatmadan çok hızlı bir şekilde anlatacağım. Daha sonra siz önemli olan mantığını çözmeniz zaten. Temalara giriyorsunuz. Öncelikle buradan bir tema beğeniyorsunuz. Yani şuradan animasyon ve statik diyor. Yani hareketli veya sabit. Biz animasyonunu seçelim isterseniz. Bir tane tema seçelim kendimize. Hani şöyle biraz anlaşılır olsun diye bakıyorum. Mesela şu olabilir. Şimdi bize burada örneğini gösteriyor. Diyor ki böyle bir ekran olacak. İşte kameram böyle gözükecek. Yukarısı da böyle gözükecek. Tamam, hoşumuza gitti diyoruz. Install diyoruz. Bekliyoruz yüklemesini. Bu arada size püf noktaları da göstereceğim. O yüzden sonuna kadar izleyin lütfen arkadaşlar. Atlayarak izlemeyin. Şimdi gelen ekranda şurayı siliyorsunuz. Sadece live yani şurası kalıyor. Onun haricindekileri lütfen silin. Çünkü Türkçe çevirme yok maalesef. Hiç kimse zaten kullanmıyor. Şu ekran kalıyor. Daha sonra sağ tarafa geliyoruz. Background delete me diyor. Yani beni sil diyor. Bunun üstüne tıklayıp yine sile tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi ekranımız oluştu. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Özellikle sıkıntı buradan sonra başlıyor. Bazı hatalar alıyor arkadaşlar. Bunların neden olduğunu şimdi size anlatacağım. Öncelikle şurada bir klasör oluşturuyorsunuz. Klasör oluşturun. Adını işte hangi platformda yayın açıyorsanız, DLive olur, Twitch olur, YouTube olur. Bu hepsinde geçerli. Bitire tıklayıp bir klasör oluşturuyorsunuz. Daha sonra bu klasör kalıyor. Şimdi başlayalım biz bu ayarlarımızı yapmaya. Öncelikle bunu istediğimiz yerlere, bu ekranımızı sağa sola çekerek istediğimiz şekilde hareket ettirebiliyoruz. Onu bir söyleyeyim size. Şimdi şurada mesela önce webcam'den başlayalım. Daha sonra alertlara geçeriz.
Webcam'in üstünün yanındaki oka tıklıyoruz. Webcam frame diyor. Bu büyüklüğüyle alakalı. Bunu buradan da büyütüp küçültebilirsiniz. Bunu yaptığınızı farz edelim. Hatta diyelim ki bunu yaptık. Bu burada duracak. Tamam. Bunu ayarladık. Şurada webcam işareti var. Bakın kamera işareti. Bunun üstüne çift tıkladığınızda zaten kameranız varsa benim yok şu an. Şuradan seçerek kameranızı aktif yapıyorsunuz. Daha sonra bitire tıklıyorsunuz. Kameramızı verdik. Şimdi gelelim header kısmına, yani yukarı kısma. Yukarı kısmı sileceksiniz. Sebebi şudur. Şimdi ne follower diyor falan. Bunları silin. Nasıl sileceksiniz? Şurada text yazıyor bakın. Bunları siliyoruz. Gördüğünüz gibi burası boşaldı. Aşağı iniyoruz. New donation diyor. Bunu da siliyoruz. Tabii kalabilir ama ben şimdi size neden yaptığımı söyleyeceğim. Şöyle bir görüntü olabilir sizde. Şimdi görüntümüzü verdik. Bunu ayarladık. Live bar diyor. Bunu isterseniz biraz daha küçültün şöyle. Hani maksat şekil katmak ya ekranımıza. Ben şimdi size onu gösteriyorum. Bunu yaptık. Peki biz neden bunları sildik? Şimdi bunları çünkü tek tek aslında zevkimize göre ayarlayacağız. Yani şuradaki artı butonuna tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra diyelim ki önce bir ekranımızı verelim. Ekran verelim ya da oyun yakala kısmından oyun yakala sadece oyun oynarken ki ekranınızı verir. Sizin kendi şahsi masa üstünüzü göstermek istemiyorsanız bu seçeneği seçin. Bunun da çalışması için önce oyunu benim gibi açıyorsunuz. Daha sonra simge durumuna küçültüyorsunuz. Daha sonra buraya tıklayıp kaynak ekle diyorsunuz. Örnek olması açısından göstereceğim. Burada adını isterseniz oyun yapabilirsiniz. Şuradan yeni kaynak ekle diyorsunuz. Daha sonra otomatik zaten çekecek. Tamam. Şimdi ben bunu sileceğim tekrar. Çünkü ben normal ekranımı vereceğim. Artıya tıkladım. Şuradan ekran yakala diyorum. Kaynak ekle. Şuraya ekran diyorum. Yeni kaynak ekle dedim. Bitir dedim ve ekranım geldi. Şimdi bir şey fark ettiniz mi? Bütün template'ler gitti. Birçok arkadaşın sıkıntı çektiği nokta aslında burası. Yani işte ben sizin söylediklerinizi yaptım ama abone olanların adı çıkmıyor. Ya da işte ne bileyim bağış atanların adı çıkmıyor. Çünkü sebebi ekranlarınız üst üste biniyor. Bunu önlemek için işte biz bu klasörü açmıştık. Peki ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle bunu bunun içine atıyoruz. Daha sonra bunu da bunun içine atıyoruz. Bakın şimdi bunun hepsini tek tek attığımızda gördüğünüz gibi ekranımızın üstüne gelmiş oldu. Şimdi ben daha net bir görüntü olsun diye ekranımı kapatacağım. Yani ekran bu şekilde atılır. Şuradaki göz simgesinden tıklıyorum. Ekranımı kapattım. Bunun ayarlarını da yaptım. Şimdi gelelim başka neler ekleyebiliriz. Bakıyoruz. İzleyici sayısı diyor. Gerek yok. Yayının patronu siz bilirsiniz. Bit hedefi diyor. Bit çok önemli değil. Sponsor banner diyor. Bu kullanılıyor genelde. Hani böyle binary game falan kullanıyorlar ya. Onu buradan yapıyorsunuz. Örnek teşkil etmesi açısından bir tane ekleyelim. Ekledik. Şimdi gelecek buraya örnek olarak. Bitir dedik ve oluştu. Bunu istediğiniz yere şöyle şu şekilde çekebiliyorsunuz. Her yaptığınızda Delive klasörünün içine atıyorsunuz. Bizim amacımız bütün klasörü birleştirmek. Bu kendi kendine hareket eder. Artıya tıkladık. Jenerik diyor. Zaten şurada ön izlemesi var. Gerek yok. Bağış hedefi olabilir. Ekleyelim bir tane. Bağış hedefi yazdık. Yeni kaynak ekle dedik. Şimdi bize örneğe gelecek. Ayakkabı alacağım diye bir örnek vermiştim. Bunu nasıl düzenleriz? Hemen şuradan baştan göstereyim. Öncelikle bağış hedefiniz geldiğinde şuradan hiçbir şey yapmadan bitire tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bitire tıkladığınızda şöyle bir siyah ekran gelecek. Siz göremeyeceksiniz. Şurada bağış hedefi yazıyor ya. Bunun üstüne çift tıklayın. Geri girin buraya. Tekrar geri girmezseniz hata verecektir. Buraya bir başlık atın. Mesela yeni PC alacağım. Yeni PC için dedik. Kaça kadar olsun diyor mesela bu. 1000 tane olsun. 1000 tane bağış hedefimiz var. Ya da işte ne bileyim buraya 50.000 yapabilirsiniz. 50.000 dolar, 50.000 lira artık neyse. Burada kaçtan başlasın diyor. Sıfırdan başlar. Burayı nasıl yaparız? Gerçi burada hata çıkıyor. Buraya önce ayı yazıyorsunuz, sonra günü yazıyorsunuz. Mesela bir süre biçiyorsunuz. İşte Haziran'ın 30'una kadar. Önce buraya 06, sonra 30, sonra 2019. Yani önce gün, önce ay, sonra gün, sonra yıl. Sonra start'a basıyorsunuz, bitire değil. Start'a basıp şuraya gelmesini bekliyoruz. Bakın geldi. Bu arada bunun renklerini vesaire arkadakini ayarlayabilirsiniz. Onu da söyleyeyim size. Siz bilirsiniz yani. Daha sonra hemen şuradan bitire tıkladığınızda gördüğünüz gibi barımız oluştu. Bu barı da şuradan büyütüp küçültebiliriz. O da şöyle kalsın. İşte barımızı oluşturduk, para barımızı. Bakalım başka ne yapabiliriz?
Sohbet kutusu diyor. İsterseniz chatinizi ekranınıza verebilirsiniz. O da buradan yapılıyor. Daha sonra bahşiş kavanozu. Güzel bir görüntü olabilir. Ekle diyelim. Kavanoz diyelim şuna da. Yeni kaynak ekle. Buradan isterseniz simgenizi seçebilirsiniz. Şu olabilir. Bira bardağı var vesaire. Artık zevkinize göre. Örnek için ben yaptım. Bunu da isteriniz ekranın genellikle köşelerine koymanızı tavsiye ederim. Bunlar güzel görüntü verir insanlara. Bunu da koyduk şöyle. Yaptık, onu da yaptık, bunu da yaptık. Şimdi isterseniz başka ne yapalım bakalım. Bu arada bunların hepsini atıyoruz tekrar. Yayından önce kesinlikle atın. Abone hedefi diyor. İsterseniz bir tane de abone hedefi oluşturalım. Gerçi oluşturduk ama gene de yapalım. Abone barı dedim. Kaynak oluşturdum. Abone hedefim demişim. Bunu gene tekrar end diyorum. Şimdi bitir diyorum. Gördüğünüz gibi şöyle bir tane örnek geldi. Daha sonra şuradakinin üstüne tekrar tıklıyorum. Başlık. Abone hedefim. Ne yazdım ben de bilmiyorum. Abone hedefim dedim. 1000 tane abone hedefim var. Şu anda hatta işte 20 kişi toplamışız. Bu da işte ayın Haziran'ın 30'una kadarmış. Öyle bir süre biçmişiz kendimize. Daha sonra şuna start goal diyoruz. Gördüğünüz gibi 38 gün içerisinde böyle bir hedefim var diyor. Bitirdik. Bunu da hemen şöyle küçültelim. Ekranı çok fazla doldurmayın. Tavsiyem. Şimdi genellikle şu simgeyi kaldırırlar. Gördüğünüz, yani diğer yayıncılarda gördüğünüz bilmiyorum. Şimdi ben size şunu öğretmeye çalışıyorum. Webcam haricindeki ekranımızı kendimiz ayarlıyoruz. Asıl amacımız bu. İsterseniz buraya bir logo da yapabilirsiniz. Yani bu tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey. Mümkün olduğunca çok kalabalık yapmayın. Ben örnek hani nasıl yapılıyor onu göstermek için yapıyorum size. Sesim gidiyor, kusura bakmayın. Onu da yaptık. İşte takipçiye gerek yok. Dönen çark diyor. Çok gerek yok. Bağış listesi bandı. Gerek yok. Olay listesi. Çünkü biz bunu kullanacağız. Kaynak ekle diyelim. Hani böyle son olaylar falan çıkıyor ya, böyle abone oldu işte, biri bağış attı falan filan. Buradan da hangi olayların seçmek istediğinizi siz kendiniz belirleyebilirsiniz bu arada. Bunu da yaptık. Bitir dedik. Bu da geldi. İşte bu da ne bileyim, webcam'imizi şöyle alalım mesela. Olay listesini de biraz küçültüp şu tarafa çekelim. İşte bu. Ekranımızı yaptık. Daha sonra bunu da bunun içine attık. Pardon. Bunu da bunun içine attık. Şimdi ortalama ekranımızı oluşturduk değil mi? Peki bunları nasıl test ederiz yayından önce? Hemen şuradaki eklentileri dene var. Buraya tıklarız. Takibi deneriz. Şimdi çok güzel. Ben bunu unutmuştum. Şimdi bir de bunları değiştireceğiz. Bakın bu arada abone olduğun zaman içine düşüyor ve şurada hemen çıkıyor. Bu arada baronun üstüne binmiş. Şöyle yapalım. Ya da şunu alıp şöyle yapalım. Madem bir iş yapıyoruz güzel gözüksün. Değil mi? Aslında bakın bu kadar basit. Şimdi ben bunu silmek istiyorum. Bir şeyin üstüne tıklayıp delete'e bastığınızda o gider arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ben bunu sildim. Kendim çünkü bir ekran yapacağım. Şimdi tekrar temalara geliyorum. Hani böyle bir abone olduğuna şekil çok güzel şeyler çıkıyor ya. Şimdi onun nasıl olduğunu göstereceğim. Şurada widget themes yazıyor bakın. Buraya tıklıyorum. Bakın. Şuradan istediğimizi seçiyoruz. Şimdi gözümüze güzel gözüken bir tane seçelim. Hani çok fazla şey yapmak istemiyorum. Mesela şu nasılmış bakalım. Şöyle çıkıyormuş. Örnek için gösteriyor. Güzel. Hoşumuza gitti. Bakın buna Unistal Deniz'e indirmeyecek. Hemen yanına tıklıyorsunuz. Şuradan hepsi diyorsunuz. Select all diyorsunuz. Unistal'a tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi geldi. Otomatik geldi şimdi. Şimdi bir test edelim. Oo. Harika. Abonelik dedik. Çok güzel. Bu arada bunların adını Türkçe yapmayı da göstereyim size. Hemen iniyorsunuz. Şurada bakın alert diyor. Ya da header'dan mı yapalım? New follower. Buradan yapalım. Bunları silmiştik. Pardon özür dilerim. Biz alert'tan yapacağız. Benim de kafam karışıyor bazen, kusura bakmayın arkadaşlar. Alert'ın üstüne çift tıklarsınız. Şurada mesela çıkıyor ya bakın. Bağışlar vesaire. Şimdi burada title message yazıyor bakın. Şunu şöyle büyütürsünüz.
donate yazıyor. Mesela şunun arasını silersiniz. Biraz İngilizceniz vardır. Buraya bağış yazarsınız. Bitir dersiniz. Bu tamam. Bağışa tıklayalım. Bakın bağış olarak çıktı. Bunları da bu şekilde yaparsınız. Ekranımızı verdikten sonra şimdi gelelim. Biraz uzun sürdüğünü farkındayım. Fakat bunlar işte her videoda bir kısmı anlatılıyor arkadaşlar. Ben size baştan sona anlatmak istedim. Umarım işinize yaramıştır. Bunu aşağı aldık. Ekranımızı ayarladık. Dilive'a döndük. Ayarlarımızı vesaire yaptık. Şuradayız. Hemen şurada canlı yayın kamera simgemize tıkladık. Şimdi Live'ın bir özelliği var. Buraları tam doldurmazsanız size yayıncı anahtarı vermeyecektir. Deneme yayını diye başlık attım ben. Türkçe dilimi seçtim. İşte araya sohbet muhabbet dedim. Kötü söz filtresi varsa ekleyebilirsiniz. Yaş sınırlamanız varsa bunu açın. İsterseniz küçük resim ekleyin. Daha sonra save diyorsunuz. Kaydedildi. Daha sonra şuraya tıklayıp bakın şöyle geldi. Buraya tıkladıktan sonra anahtarım. Ama kopyalayamıyorum. O yüzden tekrar oluştur butonu var. Buraya tıklıyorum. Bakın sarı oldu. Hemen şuradan yayın anahtarını kopyala diyorum. Kopyalama başarılı dedi. Geldim buraya. Streamlabs'e. Ayarlara geldim. Şuradan yayına geldim. Şimdi buraya dikkatle bakın. Şuradan hepsini yani show all service hepsini göster diyorum. Yoksa gözükmeyecek. Sonra aşağı doğru iniyorum. Herkes şununla karıştırıyor. Digilive.pl ile karıştırmayın. Aşağı doğru iniyorum. Çünkü biraz aşağıda. Bakın Delive burada. Buna tıklıyorum. Daha sonra buradaki server varsayılan zaten en iyisini kendi seçecek. Stream key'i daha demin kopyaladığımı hemen buraya yapıştıracağız. Yapıştırdım. Bitir dedim. Okey. Daha sonra arkadaşlar Go Live dediğim anda otomatikman buradan tabi yayın bilgisini güncelle dediğinde siz yayınınıza başlık falan atabilirsiniz. İşte oyun ayarlarınızı falan yapabilirsiniz. Ya da bu mesajı gösterme diyebilirsiniz. Canlı yayına git diyorum. Onayla dedim. Bir test edelim. Bu arada bütün özellikleri arkadaşlar. Bakın yayın. Bir kafası döndü bir Twitch. Çünkü ben Twitch falan yapıyorum şu an. Twitch'te mi kaldı acaba? Şu an ona bakıyorum da. Hayır. Doğru yapmışız. Gördüğünüz gibi Delive yayınımız bu şekilde geldi şu an. İsterseniz hemen şuradan da büyüteyim. Bakın ekranım bu şekilde doğru çıkıyor. Yapmışız. Gördüğünüz gibi Delive yayınımız bu şekilde geldi şu an. İsterseniz gayet güzel oldu. İsterseniz şuradan test. Ben bu arada masaüstü sesimi kapatayım. Gelen veren olur. Şuradan isterseniz şey yapabiliriz tekrar. Bağış, abonelik, bit. Oo. Ya bence çok güzel oldu. Yani siz bakın gördüğünüz gibi hepsi geliyor. Buradan da gözüküyor. Bunlar da oluyor. Hepsi bir şekilde ayarlandı. Arkadaşlar Delive'da yayın bu şekilde olur. Hemen şunu da işte ben şey yapayım. Ne derler kapatalım. İnsanlar bu ne yapıyor demesin. Delive'da yayın bu şekilde olur. Ekran bu şekilde ayarlanır. Umarım işinize yaramıştır. Çünkü dediğim gibi çok farklı videolarla anlatıyorlar. Ama parça parça anlatıyorlar. Benim amacım bunu baştan sona size anlatmaktı. Delive konusunda daha çok merak ettiğiniz şeyler varsa lütfen önceki karttaki bırakmış olduğum yere tıklayarak önceki videoma gidebilirsiniz. Beğendiyseniz bana abone olabilirsiniz. Videoya like atabilirsiniz. Beğenmediyseniz dislike'a da basabilirsiniz. Emek verdiğimi düşünüyorum. Şimdilik bu videodan bu kadar. Gelecek videoda görüşmek üzere.